Assalomu alaykum muhtaram talabalar. Bugungi mavzuimiz ijod psixologiyasi va ijodkor laboratoriyasi. Adabiyotshunoslikdagi eng qiziq bo'lgan mavzulardan biri deb o'ylayman, chunki ijodkor bilan ijodkorning tabiati, ijodkor tarbiya topgan muhit, ijodkorning oilaviy hayoti, ijod jarayonlari bilan qiziqmaydigan o'quvchining o'zi bo'lmasa kerak. Instagram asarda o'qigandan keyin bu ijodkor kim ekan degan savol insonda paydo bo'ladi. Juda bo'lmasa, qachon tavallud topgan ekan, qayerda o'qigan ekan, hozir tirikmi yoki o'likmi degan savollarni o'quvchi o'ziga beradi va ijodkorni taftish etishga o'tadi. Ijodkor bu kim? Ijodkor bu shoirdir. Ijodkor yozuvchi, dramaturg, olimdir, olim ham ijodkor sanaladi va ijod psixologiyasi deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Birinchi navbatda avval darsning avvalida adabiyot nazariyasini yondosh fanlarga men bog'ladim, shunda jumladan psixologiyaga bog'ladim. Adabiyotshunoslikda psixologiya, psixologizm, ijod psixologiyasi tushunchalar ikki qirrali. Birinchisi ijodkorga tegishli. İcatkarın tabiatı, temperamenti, onun istedat derecesi, icat cereyalları, ilham degen düşünceler bile bağlı. Yazıcı kaçan icat kıladı. Şair kaçan şiir yazadı. Dramatur kaçan drama yazadı. Bana şu tayfadaki muhakeme kılınadigen, bana şu tayfadaki meseleler muhakeme kılınadigen olsa, biz icat psikologiyasının ijodkor bilan bog'liq jihatiga e'tibor bergan bo'lamiz. Ijodkor iste'dodli odam, Aristotelning gapi yoki majnun sifat odam. Majnun sifat deganini biz to'g'ri ma'noda, yaxshi ma'noda tushunishimiz kerak. Ijodkorning tabiatida jazava holatlari, ekstaz holatlari bo'lishi tabiiy. Shuning uchun ham u boshqalardan farq qiladi. Shuning uchun ham hayotda, ijtimoiy hayotdagi voqealar orasida hamma ko'rmaydigan narsani ijodkor ko'radi va asariga ko'chiradi. Uning ijod jarayoni har bitta shoir yoki yozuvchida o'ziga xos individual kechadi. Buni bilib olish uchun ijodkorni laboratoriyasiga kirish kerak. Ijodkorni laboratoriyasi bu arxiv manbalardan iborat. Ijodkorning e'tiroflaridan, kundaliklaridan, unga kelgan xatlardan yoki Goethe'nin yonida yurib Eckermann yozgan Goethe bilan gurunglar degan kitobdagi manbalardan iborat ijodkor laboratoriyasi. Deylik, Schiller asar yozish jarayonida albatta o'zining yozuv stolining tortmasiga chirigan, aynigan olmalarni olib kelib qo'yar ekan va o'shandan ilhom olar ekan. Bu ham bir holat. Yoki dunyo adabiyotidagi George Sand degan yozuvchi shu darajada kun tartibi tuzib olganki, juda ko'plab romanlar yozgan. Deylik, bir romani tugagan bo'lsa-yu, uning ish vaqti tugamagan bo'lsa, albatta ikkinchi romanini o'sha ish vaqti tugaguncha rejalashtirib yozishga odatlangan. Ijodkorni har bittasini ijod jarayonini o'rganish, individual qiyofasini, inson sifatidagi ijodkor sifatidagi qiyofasini kashf etishga yordam beradi. Ijod psixologiyasi yana bitta jihat shunday iboratki, yozuvchi o'zining qahramonlarga o'zining tabiatidagi xususiyatlarini, ruhiyatidagi, kayfiyatidagi vaziyatlarini ko'chiradi. Masalan, Abdulqodiriy aytadi, Otabekni film qiladigan bo'lsa, o'tgan kunlarda film qiladigan bo'lsa, Otabekni rolini mendan ko'ra yaxshiroq o'ynaydigan odam bo'lmasa kerak deb o'yladi. Chunki Otabekni tabiatini men yaxshi bilaman. Otabekni tabiatiga o'sha mening tabiatimdagi narsalar o'tgan degan bir ma'noni ifoda etadi. Balzak, Anarada Balzak, men ko'p gapiraman. Goryata degan asari bor, buni qahramonlari bor. O'shaning ichida Rastinyak, Waterland degan qahramonlari bor. Voke xonimning pansionatida, mehmonxonasida yashaydi bular. Va ulardan biri to'xtovsiz Napoleon Bonapartga ta'assublik qiladi. Mana Napoleon Bonapartni o'ziga ideal deb biladi. Napoleonni bilasizlar, o'rislar bilan urushgan.
Скажи, когда я вет недаром, Москва спаленный пожаром деген, Бородина деген шерде язган Лермонтов 1812 жылда, оша Кутузов билан Наполеонның урышуга багышлап язганда, шунда иштирак эткен Наполеонга француз яшлары нима деген? Хавас деген. Милләт каһарманы булганда. Вотрен деген каһарман һәм Растиньяк деген каһарман һәм айнан Наполеонга хавас кылган. Мен күп гапырам бу фактты. Эң кызык жойы bir vaxt özde 5-6 romanın üstünde işlediğinde Balzac. Birovundan çarçasa, ikinci birovundan yazışıp kırışıp gitti oraya. Kim kündüz günü derezeni yapıp koyup karanlıkta işleyen. Şam yok. Bittesinden ötse ikincisine, ikincisinden üçüncüsüne ötüp gitti oraya. Bu yaş tecrübe. Mesela şimdi bir makale yazı yatıp ikinci bir derseye koyacağım. Adam dem alışın bir günde. Vakiyeden vakiyeye ötüp. Onun yazı stolunu yanında yarım metreden ibaret bulgen. Napolyon Bonaparte'ın büyüsü bugün. Ve onun tagiga yazıp koyuyor. Sen o şey küçük olan yegirli olmayan joylarda Xudo xolasa men onda deb aytmagan. O Xudo xolasa deyim. Sen küçük olan yegirlemegan joylarda men kalamim bilan yegirlab olaman degan Bonaparte. Kalamim bilan yegirlab olaman degan Balzac. Balzac'ın özü Napolyon'a heves kılgan. Ve bu heves onun bazı eserlerine koçken. Bana şunun namını icat psikolojisi. Bir günü Balzac öz icat hanası da hoşudan ketip öler halatka gelip şunu da yıkıladı. Onun yardımcı hizmetçisi buladı. Mülazamı yugurup kerat, yugurup kerat da hıvı deyip tabipler çakra başlaydı. Ha ne oldu dese Cenab Balzac ölü yaptı deyildi. Çünkü Balzac bir ihtiyar gözünü açıp sen hiç nereden düşünmüysen, beni ölü etkenim yok. Beni yazı etken romandaki kahraman öldü degen. Bana, bana şu alayet, bana şu keyfiyetlerde organik cereyanlarında hem nasıl icat psikolojisiydi. Bunu laboratoriyadan icatkar doğrusu da yazılgen hatıralardan, kundaliklerden, hatlardan, arxiv manbalarından bilip İcat psikolojisi, icatkar degen çünçenin psikolojiye bilen bağlı nesanın ikinci bir kırrası bazı eserlerde tasvirlengen obrazlar psikolojisi bilen bağlı. O psikolojik unsurlar buladı, psikolojik elementler buladı. Yazıcı özünü kahramanını küldürdü, yığladı, oylandırdı, öz-özü bilen gebertirdi, cinli haletke soradı. En mühim elementlerden biri psikolojizmin, psikolojik tasvirinin en mühim elementlerden biri bu tuş körsetadi. Tuşlar bilen bağlı nerse var. Tuşlar, icatkarını, tuş bilen bağlı nerseleri. Özbek edebiyatşünasındaki tarihide deyilik hatıra şekilde yazılgan, birilerini kundalıklar bilen bağlı bugün nerseler cüleyen körpes. Lekin dünya edebiyatşünasındaki de şunda eserler var. Şunlardan biri min cüde köp. Aytam ama talebeleri tavsiye edilemem. Ek Germanın Goethe bilen gurumlar degen kitaplarını elbette okuş gerek. Bir nece yıl devamında Weimar'da Goethe bilen yanmayan yaşayıp onu üyüde oturup Goethe bilen gurumlar kılıp bütün icat dünyasını, icatkarının keyfiyatını, eserler hakkındaki fikir mülahazalarını hemmesini ek German yazgen. Özbek diliğe, Nemis diliğinden doğrudan doğru Yengiliş İlgen var, Huda Rahmetli Yengiliş İlgen var, Özbek diliğe tercüme kılgın. Özbek edebiyatı tarihi de hatıra kitapları var. Zamandaşları hatırası dediğin kitapları var. Sağol için, Gafur olan zamandaşları hatırası da, Abdullah Kahhar zamandaşları, Abdullah Kadri zamandaşları hatırası da, o şey kitaplardan, onlarda arxiv menbelerden her bir de icatkarlı laboratuvarını örgənib, bunun zarur bugün cayı o şey icatkar eserlerini kaçan kendi keyfiyette yazdı diyen bir nersi. Yine bir nersi muhum diye buyuruyum ben. Cüde köp icatkarlar, şairler, yazıcılar özlerine eserlerini yazgen senesi ya ki ahirgi noktanı koyken pellesini, cayını, vaktini eserlerini ahirde kursetmeyin.
men adabiyotshunoslar uchun kerak bo'ladigan manba deb o'ylayman. U asarni qachon yozgan? U asarni qayerda yozgan? Qayerda va qachon degan narsalar ham baribir muhim ekanda. Masalan, qachon yozishni boshlaganimni bilmayman u deb. Mening Dog'istonim, lekin uni tugatgan paytim 1970-yil sentyabr 25-sentyabr deb Rasul Hamzada bu keyin 71-yilda kitob nashr bo'lib chiqqan. Bu faktlar adabiyotshunos olimlar uchun talqinlar va tahlillarga kerak bo'ladi. Ijod psixologiyasi, ijodkor psixologiyasi, obraz psixologiyasi, ijodkor laboratoriyasi bu adabiyotshunoslikda kelgusida kengroq o'rganilishi lozim bo'lgan mavzular sarasiga kiradi. Rahmat.